İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 10 Kasım büyük önderimizi, tek önderimizi, tek liderimizi kaybetmemizin 83. yıl dönümü. Kendisini saygıyla, sevgiyle, hürmetle ve her zaman olduğu gibi büyük bir özlemle anıyoruz ve bu akşam da ondan bahsetmek için burada çok özel konuklarımız var. Biraz eski zamanlar gibi olacak. Bu akşam onun sevdiği şarkıları da burada söyleyeceğiz. Konuklarım önce size tanıtayım bu akşamki birebir konuklarını. Sevgili İlber Ortaylı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yoldan geldin. Ankara'dan geldin. Ankara'dan geldim. Hiç de üşenmiyorsun, gidiyorsun. Şimdi bugünler böyle olacak. 10 Kasım programı. İki peş peşe konuşma yaptım. Evet. Şahane bir konuşmaydı. Üç. Yolda karakolda durduk. 9-5 duruş için oradaki kuvvetlerle ve polislerle konuştuk. Maşallah. Hepsi de meraklı ve biliyorlar bir sürü bir şey. Pek çoğu ortalama entelektüel daha bilgilidir onların. Tabii çünkü bütün gün bir şey orada tartışıyorlar aralarında, gördüm. Evet, İlber Ortaylı gördüğünüz gibi. Konuğumuz Dilek Türkan, Kültür Bakanlığı sanatçısı. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Büyük, sizi tanımıyorum ama tanımadan büyük hayranınız olduğumu ifade edeyim. Bakalım tanıdıktan sonra da devam edecek mi hayranlığınız? 6 ay devam edeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Umarım. Cem Bey hoş geldiniz. Emekli. Sizi uzun zaman görüyorum. Evet. Burada bir üç konumda bu akşam Kültür Bakanlığı'nın emeklisi diye soruyor İlber Hoca. Müze müdürü, emekli tiyatrocu, aktif ses sanatçısı. Ben üniversiteden ve bakanlıktan fahri emekliyim. Birdenbire emekli ilan ettiler. Evet, seni emekli ilan ettiler. Halbuki yan görev. Üniversiteden emekliyim ama... Her neden emeklisin sen. Evet, ben seviyorum kültür işlerini ve üniversiteyi. Başka iş yapmıyorum. Emekli olmayı seviyorsun. Emekli olmayı seviyor. Hiç farkında değil. Profesyonel emekli. Hiç farkında değil. Çünkü imkansız emekli olması. Ama farkında değil diyor. Farkında diyor ki ne olacak, sağdan soldan koş otur. Ama müze iyi de senin müze tutman lazım. Müzeyi. 90 yaşa kadar müzede kalman lazımdı. 90'dan sonra ayrılman lazım. Onu onlara söyle. Bir sürü büyük var 70 büyük hata. Olanlar. Yani sen müzeye muazzam bir hava katıyordun Allah'a bak. Haksın önce. %100 imza atarım. Müze. Daha müze çok önemli tabii. Seviyorum. Yani müze deyince bir de, bir de seviyor hoca. Seviyor mu? Bir de müze hayat getirmişti. Yani evet. O müzede müze yaşıyordu böyle. Evet. Hafta sonları falan orada böyle insanları ağırlıyordu. Evet. Çok hoşluklar yapıyordu. Gençleri ağırlıyordu. Herkes gidip kendi anlatıyordu. Bir yandan da rehberlik yapıyordu orada. Bir arada tabii bir arada öyle. Değil mi bizim salı günleri? Salı günleri falan. Ne güzeldi ya. Hafta sonları, kahvaltılar. Ben de katıldım. Müzecilik iyi şey. Başka müzelerle ahbap olduğun için mesela talebeyken kuyrukta durduğun yerde müze kapanınca tavana bakıp yatıyorsun. Sistine Şapel. Sistine Şapel. Kapella Sistine'de. Yemek yiyorsun. Başpiskoposla şeyin önünde, Vatikan müzelerinde, Rafael'in triptikonu önünde. İyiydi müze müdürü olmak. Yani. Ya İran müze müdürünü görüyorsun mesela, Bastan müdürünü, Mehrendiş, Ağay Mehrendiş, ne kültürlü bir Kürt entelektüelidir o. Yani öylesi görülmemişti. Ama İran'da genelde öyledir. Çok yani bu İran Kürtleri çok kültürlüler. Evet. Çok yani hakikaten. Kraliçe'ye müze gezdiriyordum. Kraliçe. Vallahi biliyor da tesisten falan evet. Anlıyor. Hollanda'nınki de anlıyor. İngiltere'nin de anlıyor. İngiltere de anlıyor. O kadına sırf at diye yanlış. Öbüründen de anlıyor. Attan anlıyor, ondan da anlıyor. Zaten attan anlayan çok şeyden anlar. Yani açar zihin. O enteresan bir hayvan. Sen yani. Attan anlar mısın? Vallahi benim attan sülalem anlar, ben anlamam. Yani babamın kuyruk sokumundaki kemik teşekkür etmemiş. Ata bindiği günü hatırlamıyordu. Biz tabii maalesef urbanize olduk. Bütün Türk milleti gibi atla ilgimizi kestik. Bu yüzden düşünüyorum ki Asya'nın atçı milletlerinin buraya derhal hicretle gelmesi lazım. Yani bize bak, yine, bu hayvancılığı... Yine hicreti savunma bana. Neyi? Hicreti savunma bana. Hicreti tabii savunacağım. Köyler boşalıyor. Göçmenlerin gelmesinden yana ama sadece Afganları istiyor. Kim bakacak? Afganlı, Kırgız, Uygur. Kim bakacak onlara?
bereketli bir toprakta aç kalma gibi. Farsça konuştuğu için Afganları istiyor, hayvan bakmayı geçiyor, Kırgızları. Kırgız istiyor. Kırgız, yok Afganlılar iyi çobanlık da yapıyor. Evet, kim bakacak bu dünyaya, onu bana söyleyin. Yani bu bereketli toprağın ürününü nasıl alacağız, aç mı kalacağız? Bereket üstünde aç kalacağız, olacak şey mi? Bir şekilde kendi köylümüzü soğuttuksa, evet. Yani... Gereken Erhan Afyon'u şöyle diyor. Diyor ki köydeki kızlar, yani artık kızlar diyor erkeklere davar kokan, erkek istemiyor özellikleri gibi diyor. Türkiye'de hayvancılık bitti diyor. Biter tabii. Biter. Yani bunun yine için... Yine kadınlara bağladık olayı. Vallahi Erhan Afyon'u söylüyor. Onu öylesin ama burası da bir gerçek. O kadın da artık o köyü istemiyor. Bunda şeyler de vardır. Böyle bir sırf bizim büyük sosyologların, hocalarımızın dediği gibi... İşte kırsal alanın meşgalesi, kırsal alanın üretimi, şehrin çekimi yahut köyün itimi falan bunlar doğru şeyler ama yetersiz. Psikoloji çok önemlidir. Türk köyünde insanlar 20. yüzyılda gençler oradan soğudu. Bunun için de aile ekonomisinin ve aile bağlarının işleyiş biçimi var. Yani... Bir padre padrino dedikleri böyle ailenin ağası ve diktatörü bir baba oldukça bu da bir sebep olabilir. Ama şu veya bu, Türk köylüsü yerinde durmuyor. Daldaki ürünleri devşiremiyor. Adam çıldırıyor elektrikli testereyle ağacı kesiyor. Bu seneki olaylardan biri. Burada artık yapılacak çok şey yok. Burada yapılacak tek şey yerkürede talihliyiz ki kendimize yakın insanlar var. Afganistan'ın yarı ahalisi Türki bir halktır. Öbür yarısı da tarihten birbirimizi tanırız Gazneviler derinden. Gene talihliyiz ki diyorum bak tıpkı İsrail gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi kendimize yakın göçmenler var. Ve bir şekilde tarihsel bağ olan, dokusu olan insanlarız. Yani nüfusumuzu yenileyebiliyoruz. Bunu da kullanmak lazım. Bir sürü Batı Avrupa ülkesi gelenlerle geçinemiyor. Mesela bu İngiltere ve Almanya hazırlıklı değil göçmen almaya. Çok tuhaf bir şey. Hazırlıklı istekli dedi zaten. Hayır böyle bir tuhaf toplum. Şey alıyor, kol işçisi alıyor, bir müddet sonra itişip kakışıyor. Kim itişip kakışıyor? İşçi sendikaları burada hayatımızı değiştiriyorlar diye. Türk işçileri fazla çalışkan geldi onlara başında. Düşürün bakalım standartı dediler. Yok öyle şey, her kollegi. Ondan sonra entelektüel geliyor, kıskanıyor, imkan vermiyor. Bu yaygın bir eğilimdir. Mesela hiç konuşmasınlar öyle. Benim neslimden, benim doğduğum yılın şeylerini biliyorum. Ben mühendis Alman kızlarını biliyorum. Yani bir tanesi dedi ki, babam ustabaşı dedi ve ben bu mesleğe yatkınım. Teknik üniversiteye girdim, iki kızdık. Birisi bitirmeden evlenip gitmek zorunda kaldı dedi. Alman bunlar. Alman bunu diyor. Ben dayandım aldım diplomayı. Zaten babam biliyor bu işi seviyorum diyor. Ustabaşı önemli Alman sanayinde bilir. Bana iş vermedi diyor. İşçi o sırada hareketler var ya 67 nesli 68 nesli. Devlet iş vermiş buna. Fakat baş mühendis iş vermiyor. Neyse herif şişko olduğu için benzin tankından içeri girememiş bunu sokmuş. Bu büyük başarıyla tamiri yapmış herif gene yola gelmemiş ya domuza bak yani. Sonunda diyor bu gördüğün adamcağızla sevgilimle evlendim diyor. O bir diş doktoru onun aletlerini tamirle günümü geçiriyorum makine mühendisi olarak diyor. Yani bu çok tipik bir argümandı. Halbuki git deftere bak. 67, 68, 69 mezunu kız çocukları kaç tane mühendis vardır Türkiye'de İTÜ'den ve ODTÜ'den ve her biri nasıl makamlarda çalışır, çizmeyi çeken de çalışır, büroda oturanı da vardır. Tabii normal bir şey, fire vereni de vardır ama
Türk mühendisleri zaten fire veriyor. Yani İlber abi, problem. Mühendisleri bıraksak da biraz. Buraya gel. Güzel bir yerde anlatıyor. Mühendisleri bıraksak da biraz bu ülkenin kuruluşuna gelsin. Bunu kaçırdığını geldik. Evet. Bu ülkenin kuruluşuna gelsin. Nedir? Bugün okudum bir yerde. Çok i̇şte güzel. Bu ona geliyor. Çok kuruluşu. Güzel bir şey anlatmışsın. Evet. Kolay kurulmadı. Kolay kurulmadı. Kurmak kolay değil. Evet. Çünkü neden biliyor musun? Ülkemiz zaten çölde değil. Ekvator kuşağında üzerinde jungle'da değil. Koloni ülkesi değil. Bu gibi tahliller vardı böyle bu kalıpları kullanarak. Üçüncü dünya falan diye. Üçüncü dünyadan değil. Bu işi zorlaştırıyor tahlili. Yani kafamız almıyor. Burası kendine az bir örnek. Evet, burası kurulmuş bir ülke, bir imparatorluk. Ama bu imparatorluk kolonyalist sistemdeki bir imparatorluk değil. Yani o tip belirgiler, belirtiler, çok az mekanizmalar. Bu idare bir Roma İmparatorluk sisteminin devamı. Çağın gerisinde kalmış ama tamamen de uykuya da çekilmemiş. Sanayi devrimi keşinden de olsa takip ediyor. O üçüncü Roma şey mi? Üçüncü Roma. Bu kabul edilen kabul bir edilmiş. Kabul edilmiş. Yani benden kalmıyor bu. Tabii tabii ama buna böyle herkesin kafası dolanıyor tabii bu lafa yani. Evet. Aa, bu abi bizim bir takım adamlar Romalı Perihan'la Roma İmparatorluğu'nu kaybediyor. Bir kere çok kötü kalıpları vardır Türklerin. Yani Roma demek işte böyle yiyorlar, içiyorlar, köleler çalışıyor. Efendim, gece partiler, evet, partiler veriliyor. Efendim gladyatörler şimdi çıktı sahneye. Kölelerin gözünü oyuyorlar. Bunlar hepsi Hristiyan kilisesinden gelen şeyler. Yani Roma mirasını klasik pagan Roma demek. Pagan, pagan lafı da çok kötü bir laftır ayrıca. Çünkü pagan imparatorluklar lokal kapalı bir kültürün kendi tanrısal kültüdür. Pagan imparatorluk öyle olmaz. Pagan imparatorlukta bir panteon fikri hakimdir. Yani bu adamlar Mısır'ın tanrılarına, Anadolu'nun tanrılarına, Yunan'ın tanrılarına, kendi orijinal tanrılarına tapıyorlar bir ve hepsini bir panteonda birleştiriyorlar. Enteresan insanlar, bir sürü Romalı Isis kültünde. Neron gibileri Kibele kültünde mesela falan. Böyle bir şey bu. Bunların hukuku var. Bu hukuk bizi aydınlatıyor, getiriyor. Bu büyük bir Roma. Şimdi bunun ikincisi devamıdır. Bizans, Bizans yanlış isimdir. Müslüman Roma da bizimkidir. Bir takım kurumları almıştır. İstanbul şehrinin beslenmesine kadar. Şimdi bunun getirdiği şeyler var. Bu sanayileşmeye de başlamış bir yer. Şehirleşmeye de başlamış bir şey. Ve bunun bir hukuk sistemi var. O hukuk sisteminin bir romanizasyona uyması var. Yani bir eski uyumu varken... adetlerle falan bir de 19. asırda uymaya başlaması var. Şimdi bunun yarattığı problemler var bu gelişmenin. Bunu beceren bir cumhuriyet bu problemleri çözmekte. Onun için bu önemlidir. Öyle herhangi bir cumhuriyete de benzemiyor. Onun için bunu yapan insanlar da mühimdir. Kimdir bu insanlar? Kurmaydır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurmayı öbür büyük devletlerin kurmayları kadar iyi yetişmişlerdir. Dünyaya hakimdirler kültür olarak. Bir de bunların tecrübeleri vardır. Bunların prensipleri vardır. Hiçbir kimse kalkıp da bana teori olarak Alman faşizmini yahut Hitler'i taklit eden yahut Hitler'e akıl öğreten Atatürk çizmesin. Bu yalandır. Böyle bir şey gerizekalıktır aynı zamanda. Bunun teorileri var. Böyle hukuk, böyle doktora tezleri çıkıyor Almanya'da. Yani Almanya gibi bir oryantalist ülke için, bir Türkolog ülke için bu bir yüz karası. Yüz karası. Çok açıkça söylüyorum bunu. Yani bu savaya niye düşüyorsunuz? Siyasetten mi, tembellikten mi, çürümeden mi? Beni alakadar etmez ama düşünsünler.
Bir de bunu takip eden sözde Türk siyaset bilimcileri, bilmem tarihçileri falan çıkıyor. Bu bir yüz karası bir şey. Onun için bunun üzerinde tekrar oturmamız lazım. Yer küreyi iyi tetkik etmemiz lazım. Yer kürenin her ülkesi bugün belirli ülkeler gibi bakmıyor Türkiye Cumhuriyeti olayına. Yakın zamanda nasıl bakılıyordu, şimdi nasıl bakılıyor? Bugün İngiltere'de değişik fikirler olabilir. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Bugünün İngiltere'sindeki oryantalistler Bernard Lewis diyeyim, efendime söyleyeyim, Sir Thomas Arnold diyeyim, efendime söyleyeyim, Gip değil, H.R. Gip değil, Fitzgerald değil, hiçbir şey değil. Bugünün Almanya'sındaki insanlar artık von Hammer değiller, Yusuf Hammer, von Puchstar değiller, efendime söyleyeyim, Falmerayer gibi Bizantinistler değiller. Bunlar hepsi önemli şeyler. Binaenaleyh yerküredeki çalışma arkadaşlarınızı, modellerinizi yeniden seçmek zorundasınız. Bazı şeylere çok seviniyorum. Zannediyordum ki bu Kemalist inkılaplar bilim alanında, bugün galiba daha çok öyle konuşacağız, bilim alanında inkıtağa uğradı. Bizantinist yetiştirmek istedi. Bazı gençleri yolladı bu fakir cumhuriyetin parasıyla. Büyük fedakarlık olmadı. Başka şeyler yaptılar. Bu olmuyor diyorduk. Oluyor. Şimdi yeni gençler çıktı. Yani baktım Türk Tarih Kurumu yayınlar arasında Bizans tema sisteminden bahseden bir tez. Çok orijinal, güzel. İşte ne bileyim bir tanesi çantamdaydı. Şimdi görüleceğiz. Yani çeviriler yapılmaya başlandı birdenbire. İnsanlar oturuyorlar artık Rusya tarihini araştırmaya başlıyorlar. İran tarihine başka türlü bakıyorlar. Zaten iyi İranistik. Arkeolojide safa safa gidiyoruz. Yani o Akurgal, Sedat Alp geleneği geldi bu memlekete. Efendim daha evvel arkeolog var mıydı? Vardı. Osman Hamdi ve ekolü. Ama Osman Hamdi ve ekolü bu arkadaşlarla mukayese edilmez. Niye edilmez? Edilmez çünkü Osman Hamdi Bey ressamdır. Beaux-Arts okumuş, güzel sanatlar okumuş. Arkeologluğu kendi kendine kazarak yapmış. Yani bir çılgın değil tabii Süleyman gibi. Usul erken takip ediyor, öğreniyor ama. Ama bugünkü arkeoloji de az bir müze mi? Efendim bugünkü arkeoloji müzesi az bir müze. Büyük eserler var, büyük klasik eserler var. Çıkmış. Yani Lübnan, eski Lübnan tarihi, Fenike tarihi, lisani yapısını kime? Ernst Renan'a. Doğru. Plastik tarih yapısını kime? Osman Hamdi'ye borçlu. Sayda Sidon Kazanlar. Fe ama Sedat Alp filolog azizim. Filolog herif Hititçe okuyor. Yani Hit adam rahmetli. Hititçe'nin babası. Ekrem Akurgal eski şarkla klasik Yunan'ı bilerek mukayese eden adam. Öyle bir metot yok. Bunlar hepsi öncü. Bunu yapanlar. Cumhuriyet bunu yetiştirmiş ve bunların talebeleri geliyor. Çok ilginç bir şey bu. Lütfen kazılara bir bakın. Yani Priene kazıları nasıl devam ediyor? Efendime söyleyeyim Knidos kazıları nasıl devam ediyor? Sagalassos dağların tepesinde nasıl devam ediyor? Perge nasıl devam etti? Side ne oldu? Bütün bunlara bir bakın. Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'daki kazılar nasıl devam ediyor? Bunları görmek lazım. Ve Türk arkeoloji bir ekol dedikleri gibi. Bunu ben demiyorum ki kendi diyor millet. Sizin Türk arkeolojisi bir ekoldür diyorlar bana. Ben bu lafı duyarak büyüdüm hem de. Yeni bir olay değil bu. Peki o zaman şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyin şimdi. Sürekli bir şey var. Eski Türkiye kötüydü, yeni Türkiye. Öyle bir şey olur mu? Kötü mü eski Türkiye? Kötü Türkiye niye olsun? Bir kısmını ben yaşadım. Ben 74 yaşındayım. Ben 40'ların hatırlamıyorum ama 50'leri hatırlıyorum fıstık gibi.
Tabii bir takım şeyler çok iktidaydı, bir takım şeyler bugünkünden iyiydi. Ve burası mucizeler ülkesidir. Her köşede olmadık adam çıkar burada. İşte senin, karşımızda oturuyor. Estağfurullah. Senin kötü dediğin eski Türkiye'de ben sana... Ben kötü demiyorum diyenler var. Cahil. Cahil. Şimdi benim hocam kimdi? Benim hocam kimdi? Halil Nalcık. Eski Türkiye'nin adamı. Ve bütün dünyadaki münevverlerin tragediyasını o da bölüşmüştür. Bu tragediye sadece Türklere has değildir. Eski dünyanın insanları gezemezdi. Yani Avrupa'da Arabistler vardı. Arabistan'a bir kere ancak gidebilmişti. Bir kere. Gezemezler. Bugünkü gibi değiller. Bugünküler geziyor, görüyor, gene de yatıyor. Bir şey çıkmıyor. Yani bu çok enteresan. Halil Hoca da ben sana söyleyeyim 1916 doğumu diye söyleniyor. 17 diyor, 16 diyor. 16'yı kabul etsek Türkiye'den dışarı çıkışı bunun 46 yılından sonra. Yani 30 yılını geçmiş. Peki ama ben sana bir tane şey söyleyeceğim şimdi. Bir anekdot değil, yaşadığım bir anıyı. 71 yılında, 72 yılında Viyana'dayım. Sevgili hocamız merhum Andreas Titse, büyük Türkolog, o buraya gelmişti. Tabii artık Avusturya'da da öyle Türkolog yetişmiyor. Kimse küsmesin bana. İşi şeyciliğe vurmuşlar, tezgahtarla modern Türkiye araştırmaları yapacaklarmış. Çarşıda cürt onu yapamadılar. Onu Erzurum'dakiler daha iyi yapar. Ondan sonra bu benim Tirollerin folklorunu araştırmama benzer. Çok enteresan bir şey. Yani metot değişikliğini kavrayamazlar. O ayrı. Şimdi Titse çağırmış büyük Paul Witte'yi biliyorsunuz. O çok huysuz ve çok öncü bir Osmanlı'ydı. O kadını bilmiyoruz. Öyle yani. Bunun Türkçe tarihi okuduğun zaman işte Paul Wittek diye başlanır hemen. Şimdi Wittek işte takdim ediyorlar. Benim için Halil Bey'in aldığın talebesi dediler. Şimdi bunu şunun için anlatıyorum. Ha Halil dedi. Zaten kimseyi çok met etmez. Zaten de gençken tanımış tabii Halil Bey'i. O dedi çok iyi Almanca bilir dedi. Benim Menteşe Beyliğini o çevirdi ama başkasının çevirisini bastılar dedi. Ana hiçbir şey söylemiyor bana. Gittim dedim ki siz çok iyi Almanca biliyormuşsunuz dedim. Kimse sana dedi. Wittek dedi dedim. Ha eksik olmasın dedi. Niye tercümeyi bana yaptırıyorsun dedim. Sen işine bak dedikoduyu bırak verilen vazifeyi yap dedi. Ya şimdi adam işine bak verilen vazifeyi yap tamam mı? Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Bu adam bu Almancayı Berlin'den öğrenmiş. Yok, yok ki buradaydı. Öğrenmiş işte Bozkır'da öğrenmiş. Tarihte. Ya bu böyle bir nesildi ya. Beyefendiciğim. Yani bunlar Fransızca söyle adamın 60 yaşına yakın İtalyanca öğreniyor. Niçin dersen Ceneviz literatürünü okuyacak Kırım Kefe tahlil defterlerine bakacağı için. Bunlar böyle bir nesildi. Burası Türkiye'dir. Burada her köşede olmadık çiçek açar. Bunu bilmek lazım. Ne güzel yaptın. Ay ne güzel gerçekten. Değil mi? Burası Türkiye her köşede olmadık çiçek açar. Yani hiç olmadık yerde operacı çıkar falan. Gördün mü operayı? Yeni opera binası. Gördüm. Yeni opera binası beni çok alakadar etmiyor. Emsali her yerde var. Köşede mermer şeklinde tahtalar var. Şimdiden çatlamış. Ustalık yok mimar varsa bile. Zamanla anlaşılır. Ben mimari işlere kolay rey verme taraftarlardan değilim. Fakat operaya rey veririm. Ay'ı da seyrettim pazar akşamı dinledim. Efendime söyleyeyim. Bu iş bitmiş ve köşe dönülmüştür. Yani bu Gesamtkunstwerk olan opera bitmiştir. Bu tabii Osmanlı'dan başladı ama dinleyerek başladı. İyi miydi yani? Beğendim. Bitmiştir derken yani mesela hallolmuş an... Halletmiş yol gidiyor. Çözmüşler. Süper. Köşeyi. Zaten ben size bir şey söyleyeyim. Bu bizim Kültür Bakanlığı gibi yüce ve âli müesseseler istedikleri kadar imtihanlar açmasınlar.
müzeleri asistan almasınlar yenisini. Aldıkları acayip acayip şeyler olsun. Bu iş önlenmez. Bir tarihte Stuttgart'ta oturuyorum. Yanımda büyük başkonsolosumuz da var. Sevil Berberi'ni seyredip dinleyeceğiz, Rossini. Çıktı, adet ve çile görüldüğü üzere Hauptintendant, yani şey, genel müdür, baş rejissör. Özür diler onlar falanca bir şey geçirdi, üşütme. Onun yerine sesi için özür diliyor, anlayışınızı istiyor. Tabii derler, hemen alkışlarlar. Veya falan gelemedi yerine. Efendim dedi, bu başroldeki Dük'ün, yani Kont'un şeyini oynayacak işte dedi, şeyin Mugannemiz maalesef dedi hastalandı ve aniden bu sabah getirdik bir yeni sanatçıyı, armuk bir kolleği, prova bile yapamadı, anlayışınızı istiyoruz. Kimin adını söylüyor? Mert Süngü. Vay anası, bu Mert Süngü gibi saplandı. Perde açıldı. Efendim adamın İtalyancası, librettoya hakimiyeti, teatralitesi, sesi, boyu, bossu, spor yapıyor belli, alışılmış şişman şeyler yok. Yani bir yere gidiyorsun, Türk çıkıyor şimdi. Opera ödülü veriyoruz. Semiha Berksoy ödülleri, Zeliha yapıyor. Hep kimi çıkarsan, işte o şu ara bilmem Metropolitan'da falan. Bu iş patlar. 250 adet tiyatro olduğunu İstanbul'da, merdiven altı, merdiven üstü, ne beni ilgilendirmez. 250 adet tiyatro turpu veya adam olduğunu şey söyledi Haldun Dorman. O çok takipçidir biliyorsunuz. Bana inanmıyor. Yani orası biraz sıkıntılı da neyse. Sıkıntılı ama var tabii sıkıntılı. Ne 50 yani kuruş vermiyorsun pandemide millete. Pandemide Kültür Bakanlığı yardımlarında mesela 427 özel, en son rakamda arttı büyük bir tane. 450 özel tiyatro başvurmuş ama yani onlar çeşitli şirketler, şahıs şirketleri. Hayır, falan filanlar. Şahıs şirketi böyle falan değil. O 250 kişi tiyatro gösteri yapıyor. Tabii tabii şey var. Ben ona güvenirim. Özellikle, özellikle İstanbul'da sayı arttı. Yani irili ufaklı hepsini sayarsınız. Ve tabii bunlar ama sürünüyor bir kısmı. Hı. Ama şey, Haldun Bey takip eder. Biliyorsun Haldun Bey'in Türk tiyatrosundaki en büyük rolü İnsanları teşvik etmek, takip etmektir. Üşenmeden takip tabii etmektir. Tabii hiç üşenmez. Hiç üşenmez tabii. Koştur koştur. Bu yaşına gelmiş hala koşuyor. Helal olsun yani. Bak o da bir çiçektir. Bir çiçek babası, de yanınızda var. Tanışıyorsunuz. Ha, o tabii onlar var. O, ama bizim geleneksel çiçeklerimiz evet. Onlar. Yani bu toplum onları anlıyordu, seviyordu. Evet. Şimdi başladı işte jener olmaya. Yani şimdi artık millet Atatürk'ün sevdiği musikiden uzak kaldı. O kültür düştü. Bir şey öyle oluyor. Maalesef. Bir şey öyle oluyor. Öyle oldu. Ya da soralım öyle mi hakikaten Dilek Hanım? Hoş geldin Dilek Hanım. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam çok keyifli siz dinlemek. Kusura bakmayın biraz sözü ben aldım şimdi ama. aslında şöyle, Atatürk'ün sevdiği şarkılar dediğimiz noktada da gerçekten sevdiklerini nasıl sınırlandırıp bugün bence bir soru işareti. Çünkü yani buyurun. Buyurun buyurun bitirin ben başım. Atatürk Türk musikisini çok seviyor. Ve Türk musikisindeki icracılarla da çok yakın temasta ve muhabbette. Evinde meşkler, şeyde Flora Köşkü'nde meşkler her daim yapılıyor. Ve biz şimdi Atatürk'ün sevdiği şarkılar yapıyoruz. Listeye baktığınız zaman 15 sağdan tane beş, şarkı var. Beş, evet. 10 tane, 15 tane şarkı var ki onların yarısı Rumeli türküleri. Mesela. Çünkü evet çok anladım. Seviyor Rumeli. Herkes Rumeli türkülerini de çok seviyor tabii ki. Fakat bence bununla sınırlı değil. Yani burada bir eksiğimiz var. Yazılı kaynaklar elimizde zaten çok az aslına bakarsanız. Hep bir takım mecmualarda verilen işte röportajlar ya da anlatımlar ya da çevreden duyulan bazı duyduğumuz şeyleri acaba doğru mu acaba yanlış mı hani bir kaynak değil çünkü söyleyemiyoruz, yorumlayamıyoruz. Ama şimdi Saadettin Kaynağı dinlediğinizde onun aktardıklarıyla Atatürk klasik Türk musikisini çok seviyor. Dedenin Kârın Evini çok seviyor.
Yani her bir şeyde, muhabbette bunu istiyor. Kâr'ın Ev dediğiniz muhteşem bir eser. Ve herhalde bir 7-8 dakika sürüyor olabilir baştan sona. Ve her toplantıda bunu arzu ediyor olması. Evcara makamını çok seviyor. Ama biz şimdi sevdiği şarkıları yaparken ne Evcara'yı söylüyoruz, ne Kâr'ın Ev'i söylüyoruz. Bugün zaten Kâr'ın Ev'i biz devlet korosundaki konserlerimizde ancak seslendiriyoruz. Ben şimdi solo konserimde söylemem gerekiyor. Ve olmuyor. Peki şimdi genel olarak baktığı zaman, yani benim çocukluğumdan bugüne, yani çok da bir şey değil, yarım yüzyıl topu topu geldiğimiz zaman ben çocukken İstanbul'un her tarafında gazinolar vardı. Yani gazino derken böyle, evet, hani gidip de sanatçıya meşk yapılan yerler vardı. Evet. Yani burada işte şu çıkıyor, burada bu çıkıyor. İşte babamla annem kalkarlardı, giderlerdi. İşte biz de çocuk yaşta bazılarını götürürlerdi. Güzel Türk sanat müziği dinlenirdi, hı hı, ya da hatta klasik Türk müziği dinlenirdi. Hı hı. Artık bunlar yok. Yok. Bu müzik geriye mi gidiyor artık? Bu unutuluyor mu yani? Dışarıda mı kalıyor artık? Şimdi zaten dünyaya baktığınız zaman yani sanat anlayışının çok değiştiğini görüyorsunuz. Taklit sanatına döndü. Üstün sanattan taklit sanatına döndü aslında birçok alanda. Türkiye'de ise çok çok fazlasıyla bunu görüyoruz. Bu musiki, evet, yaşamıyor. Çünkü yeni şeyler üretmemiz mümkün değil, çok zor. Çünkü bu bir dönem müziği. O dönemin müziğini bizim aktarmamız gerekiyor. Bunu aktarırken de yorumlamaya başlıyoruz. Ve yorumlarken yine kaynak olmadığı için yorumuyla kalıyor. Geliyor bugüne. Ve dejenere oluyor haliyle. Haksız mıyım hocam? Evet. Yani duyduğunuz birçok eser aslında o eser değil. Yani bugün ben özellikle de şimdi burada seslendireceğiz birkaç eser. Bir tanesini özellikle seçtim. Çünkü Semiha Hanım taş plaktan okumuş şarkıyı ve o plak pek duyulmamış. Ama Müzeyyen Senar'ın okuduğu ya da Zeki Müren'in okuduğu çok popüler oldukları için. Ama bambaşka bir yorum, bambaşka bir yorum. Ama Semiha Hanım'dan dinlediğinizde başka bir şarkı. Şimdi evet, burada o zaman bir sıkıntı başlıyor. Yani o zaman da bizim Murat var da çok haklı. Haklı çok tabii. Çok haklı oldu, taraflar haklı var. Yani Murat genelde haklı olmaz ama bu sefer haklı. Hayır, Murat'ın güzel lafı var. Mesela Akdeniz'in sesleri diye çıktı. Bir kavram ortaya attı. Daha doğrusu bir çerçeve koydu. Akdeniz'in sesleri Safiye ile Ummu Gülsüm, Edith Piaf ve Amelia Rodriguez. Amelia Rodriguez. Hakikaten yani, budur. Duruyoruz ve şu anda. Ve beşinde durulacak şey, bu Portekizce'yi dinlersen sokakta böyle sümük gibi bir lisan. Ama şarkıda dinlersin. Dinlersen lisan olduğunu anlıyorsun. Fakat yani o çok önemli. Çok özür dilerim, araya giriyorum. Amelia Rodriguez'in devamı şu anda. Dinlediğiniz zaman Portekiz müziğini her birinde neredeyse bir Amelia Rodriguez havasını duyarsınız, tabii, hissedersiniz. O ekol bugüne kadar gelmiştir. Bizimki ama Safiye aile ekolünü dersek bugün Ümmü Gülsüm ekolü de gidiyor tabii. Yine de var ama. Amelia Rodriguez'in heykelini Macella'nın heykelinin yanına dikiyor. Kesinlikle öyle. Tabii Macella'nın o bir yanına dikiyorlar. Bir de ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bizde Safiye ailenin mezarlarında kaç kişi biliyor acaba? Evet. Hiç tanımıyorlar. Bir de bir uyduruk hikayeler var. Hikayeler, çeşitli yalan falan var. Gerizekalı bir şey. Tabii hep popülist yakış. Alınıyorum şimdi. Niye? Bana söylüyorsun gibi geliyor. Bizde hep bir popülist yaklaşım var. İşte ilk pantolonu o giydi. İlk mayoyla çıktı falan. Yahu tamam yani, o değil ki bizim. Safiye Aylan'ın kitabını yazdı Murat Bardakçı. Ve muhteşem bir kitap. Çok iyi bir kitap. Arkasına baktım ben. Hiç beklemiyordum doğrusu hepsini ara. Yani bu Safiye Aylan'ın arkasında bir de ideolojik muhteva falan da var. Yani tabii, bunları biz bilmiyoruz. Bir de solcu biliyorsun. Mesela siz Cahide Sonku'nun, bu çok açık artık, Nazım Hikmet'in kaçırılması olayında başına geleceği duydu ve Nazım'ı ihtar etti gizli köşede. Ve o kaçış için çok kibar bir yolla, gururlu bir adam olduğu için
böyle pahalı bir senaryo yazdırıyor falan diye parasını veriyor. Bunu yapan Sonko. Sonko, evet. Yani Sonko film adına anlaşma yapıyor. Ya bilmem birisi oradan bir kapitalist o parayı vermiş de 50'lerde zor bulursun. Böyle çıkarıp bir tomar parayı veriyor. Çünkü peşinde bırakacağı insan var, çocuğu var. Böyle şimdi bu sizin Amalia mesela. Çok güzel söyledi. Hakikaten Seni Hanım'ın sesini biz bilmiyoruz bile. Piyasaya düşmüş oradan biliyoruz. O değil tabii. Yani aslında bizim Murat'ta bayağı güzel eski kayıtlar var. Var ama kimseye göstermez. Kimseye göstermiyor ki. Melun herif kimseye göstermiyor ki. Evet. Yok, o konuda ben hakkını yemeyeceğim. Benim ilk albüm tabii Aşk Mevsimi albümünde neredeyse albümün tamamındaki eserleri onun tozlu raflarından zorla çıkarmış. Bilen ne paylaşıyor? Ortalığa sağlamış. Ama ortalığa sağlamış. Bir de mesela hani emek harcamayana göstermez. Yani bu işte emeği olacak. O emeğe saygıdan gösterir ama Murat abi şunu bir dinleyelim der. Sen küfür et, küfür yer gidersin. Niye yanık ömeri konuşacaktık? Çünkü onda söyleyeceksiniz. Yani bu İsterseniz şimdi konuşalım, reklam dönüşünde de söyleyelim. Olur. Yanık Ömer, Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Hmm. Saadet'in Kaynak önemli bir din adamı, hafız, besteci, bestekar. Ve Mustafa Kemal Atatürk'le de çok muhabbetliler. Yani şöyle bir ifadesi var. Ben ne zaman... orada meşk yapsam eve döndüğümde kafamda hep şeyler uçuşurdu diyor. Fikirler, yeni şarkılar, eserler beni o kadar açardı ve ilham verirdi ki o ilhamla çıkardı birçok eser diyor ve çok önemli bir bestekar. Marşlar yazmıştır, Atatürk'e eserler bestelemiştir. Bir gün yine Flora Köşkü'nde çalıyorlar, söylüyorlar. Sonra birkaç tane de genç sanatkar var, ses sanatçısı. Onlar söylüyorlar. Atatürk çok memnun kalmıyor. Diyor ki Safiye Ayla'yı getirin ne olur diyor. Bir saat sonra Safiye Ayla geliyor. Yanında Selahattin Pınar, Nubar Tekyay. Ondan sonra diyor ki bana diyor hiç bilinmeyen bir eser söylesene diyor. Bakın bu da çok aslında önemli bir şey. Yani biz 10 şarkıda takıldık kaldık ya yıllardır. Yani Safiye Ayla'ya diyor bana hiç bilinmeyen eserler söyle diyor. Safiye Ayla da Yanık Ömer'i söylüyor. Diyor ki kimin bu eser diyor. Efendim Saadettin Kaynağ'ın diyor. Ondan sonra Saadettin Kaynağ'ı çağırıyor. Diyor ki muhteşem bir eser yapmışsın. Ve Safiye Ayla'ya her toplantıda bu eseri seslendiriyor, söylüyor. Bir günde diyor ki bunu dünyanın neresinde söylersen söyle beğenilir diyor. Temsil eder. Ve Saadettin Kaynağ'ı da her defasında takdir ediyor. Şimdi ben bu eseri söyleyeceğim bu akşam. Safiye Ayla'nın muhteşem bir yorumu var bu eserle ilgili. Hatta çok sesli olarak yazılıyor bu eser. Fakat günümüze ulaşmıyor. Biz bunu geçen yıl senfoni orkestrasıyla birlikte de yapabildik. Ama keşke o kayıtlar da olsaydı. Yok, yok, yok. Onlar da yok. Notalar da yok. Yazılı bilgiler de yok. Yani o kadar tahminen herhalde şöyledir. Böyle anlatılıyor, böyleydi ki Murat Bardakçı'dan çok duyduk. Yani birçok bilgiyi aslında önemli bilgiyi o çıkardı bu anlamda. Biz de bu bilinmezin içinde bulmaya çalışıyoruz, yakalamaya çalışıyoruz. Ama şu beni çok etkiledi, kimsenin bilmediği eseri dinlemek Söyle. İstemesi. Ve genellikle de bu sohbetlerde hep konuşulan şey de bu olurmuş. Farklı o zaman eserler. Bir ara verelim, kısa bir ara verelim ve sonra Yanık Ömer'e dönelim. Korsan sesler. Thank you.
yanık ömer. Her savaştan bir yara taşıyor. Yanık ömer, yiğit ömer, siper. Sağlık. Mete'cim teşekkürler. Mete Bey'i tanıtmadınız bize. Enver Mete Aslan İzmit'ten geldi. Hoş bugün geldiniz. Bizim için Mete İzmit Bey. Konservatuvarı'nın müdürü. Çok kıymetli bir akademisyendir. Belediye Konservatuvarı. Devlet Konservatuvarı'nı. İzmit'te iki konservatuvar var bildiğim. Üniversitesi var. Sekin Üniversitesi'ninki. İzmit'teki mi? Evet, İzmit'te. Evet. Bir Kocaeli Üniversitesi'nin var, bir belediyenin var. Mete Bey, üniversite. Ağızda sağlık. Hakikaten çok az bilinirmiş hakikaten aslında. Çok az bilinir. Yani bir dönem ben bunu hatırlıyorum TRT'den. TRT'de çalıştım. Ben de bir yerlerden hatırlıyorum ama yani efendim herkes söyleyemiyor. Türkçen seçik olacak. Evet. Ummu Gülsüm'ün Arapçası gibi olacak. Evet. Evet. Yani o dili bilmeyen bile kelimeleri seçip taklit edebilecek kabiliyetli bir kulağı varsa. Böyle bunun şeyler için var. De duyulması tabii lazım, seslendirilmesi lazım ki bu tabii olabilsin. Bir filmde kullanıldı ama yanlış hatırlamıyorsam. Ya, kullanıldı. Herkes sinemada kullanıldı. Sonra kötü şey çekti başlar, taklitler. Keşke olsa. Taklitler güzel bir şeydir. Bence de taklit bir şey değil.
Yani ben kendimi hatırlıyorum. Yani bir gün Safiye Ayla gibi söylüyorum. Bir gün Sabiha Turgül Erman gibi söylüyorum. Bir bakıyorum Nesin Sipahi gibi. Ne yapacağım ben dedim. Eyvah ben ne yapacağım şimdi? Güzel bir şey. Kötü bir şey mi? Sonra tabii ki. Evet o bir süreç. Sonra yolunu bulur. Normal bir süreç. Oyunculukta da öyledir yani. Sen kimseyi taklit ettirmeyeceksin. Ben bütün hocalarımın, ustalarımın tek tek biraz teker, ondan biraz teker. Ondan. Mesela kime? Galiba sanatçı böyle oluyor zaten galiba. Kimi kimi? Muhsin Bey'den başlayayım. Ha Muhsin yapsana Muhsin diye başlıyordu birisi. Ağır eğilirim hocam. Yok. Sonra işte Vasf Bey, Darül Veda'yı da. Muhsin Bey iyi aktör müydü? Hayır. Hayır. Cüneyt Bey'i taklit etsene edebiliyorsun. O efsane aktör. Ha? Efsane. Cüneyt Gökçer. O efsane. Efsane. O onun oynadığı Kral Lear'ı da üstüne... Kral Lear değil ki hepsi öyle. Bir Sütçü Teyve oynadı müzikalde. Yani Kemal bu adam evet Teyve. Ama bunlar çok özel. Tabii çok çok özel. Özel bilmem şimdi bu Cüneyt Bey. Dünya çapında bir adam. Cüneyt Bey New York müzikalinde nereden oynayacak diyorsun. Yani bu işte Yahudi müziğidir, Eskinaz müziğidir temeli bunun biliyorsunuz. Oradan stilize edilerek armonize meskeci yapılmış, edilmiş, oradan yararlanmış. Yani bu adam New York müzikal dünyasında hayır Damla belki Kemalcı'dan görmedi. Bahsediyor. Evet, tabii, görmedi tabii. Bile belki New York'u bilmiyorum. Yani gitmiştir bir ama hocam bunun şöyle bir şey de var hocam. Lafınızı kesin. Mesela Cüneyt Hoca Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey oynuyor. Ya, o da yaptı. O da böyle hani şey dünya çapında bir iş yani. Ondan sonra orada öyle. Sonra hani, Kral Lear diyorsun. 12. gecede Malvolio bir tipti yani böyle. Banaliteye gitmeden çıkıyor Malvolio'yu. Malvolio aslında bir nevi böyle tuhaf bir palyaço unsuru yani komedi dell'arte unsuru gibi bir şey Shakespeare'de. Onu nasıl yapıyor? Bu adam Londra'da mı gitti çalıştı oturuklarda alakası yok. Bir yerden takip edip çıkarıyor. O tarafı vardı. Cüneyt Bey genel müdürü olduğu için tiyatronun çok muarızı vardı tabii. Çok normal yöneticilik yapıyor. Yöneticilik yapınca muarızın olur. Yani yöneticilik yapınca çok olursun. En yakın. Ama çok iyi bir aktör olduğu zaman olduğu için bir yerden sonra da duruyor. Hayır onu anlatamıyorlardı. Yani grev yapılıyor. Boykot yapılıyor. İlk devlet tiyatrosu boykotu ben hatırlıyorum. Herkes bir laf söylüyor. Giden boykotçuları destekliyorlar falan. Grev yapılmadı. Memurlar grev yapmazdı, yasaktı. Yani. Buna rağmen yapıldı. Ve orada birisi çıkıyor. Kardeşim diyor, bu diyor oynuyor mu diyor. Budur diyor mühim olan. Onu da dinlemiyorlar mesela. Ve bunu söyleyen adam yağcı değil. Hatırlıyorum ben. Yani devlet tiyatrosunun figüran kadrosunda oradan böyle ütilite kabiliğinden rollere çıkan bir sanatçı. Hocam ödenekli tiyatrolarda bu hep olur yani. Bu ödenekli. Darül Veda'yı. Hayır şimdi bak mesela Muhsin Bey'de öyle bir şey olduğuna hiç durmuyor. Hemen şapkası var asıl orada dram tiyatrosunda. Şapkayı takıp yürüyor gidiyor. Nereye? Gidiyor yani öyle direnmiyor mesela. Ödeneyle şeysi yok şimdi. Ben o grevin anatomisi ilgilendirmiyor beni. Savunan adam Cüneyt Bey'den bir şey bekleyen biri değil. Olamaz yani ona kimse öyle sorunduğu için ne iyi bir rol verir, ne sanat yönetmenliğinde bir asistanlık verir. Yani faydasız bir yalakalık. Yani yalakalık değil. Adam zaten şey bir adam, böyle bohem bir tip yani. Yapıyor, o benim için çok mühimdir. Yani kimin ne dediği mühimdir. Ve ben bunu tanıyorum ve ben şimdi hatırlıyorum. Niye böyle olmuş acaba diye. Bazı şeylerde tabii devlet tiyatrosunu belki olması gereken yere götürmedi. Götürmekten çekindi. Büyük değerleri de gücendirdi yani o da var. Ama bu büyük bir sanatçıydı. Çok büyük. Yani bence çok devlet büyük. Tiyatro opera binasının önündeki heykelini hak ediyor. Evet. Kesinlikle. Yani herkesinki değildir öyle. Karizma olarak da çok büyük yani. Karizma, çok acayip bir karizma. Karizma bilmiyorum. Yani başkasının mesela biri de dedi ki sefirlerimizden biri Cüneyt geliyor diye bizim bulunduğumuz yere mühim bir merkez bu Avrupa'da. Bütün tiyatro adamlarıyla randevular tertiplerim falan diyor.
şey yaptım, tercümanlık ben yapacağım işte. Bilmem, onun bilmiyor belki dili bildiğinin. Söylemek istemiyorum yeri mekanı. İşte broşürleri falan buldum, programları falan. Geldi gitti, niye geldi, niye gitti, niye alışveriş yaptı, ne yaptı bilmiyorum bile diyor. Yani çok kırıldım diyor, anlamadım diyor. Yani ama demek ki bir şey de sanatçılık bir şeyin dışında bir şey, dışında. Hocam bu insanlar aynı zamanda da uzun yıllar hocalık yapıyorlar yani. Evet. Oyuncu yetiştiriyorlar. Yani bu bizim Türk tiyatrosu da artık belli yaş grubunun kendi arasında. Orada da çok... işte çok iyi hocaların yanında yetişti bu. Evet yani ama yani onlar nesil... aşıyorlar sonra. Bunlar neyi? Aşıyor. Yani o hocaların ustalarını aşabiliyorlar. Kusura bakma ama hocalar evet. Hocalık aşılmaz. Yani hocalık aşılmaz. Yani şimdi, aşılmak değil de kendi kendine dair bir yol buluyor ama mesela tiyatro adamları bir dönemsiz Cüneyt Gökçen gibi konuşan oyuncular oluyor. Müşfik Hoca'ya benzeyen şey de diyor. Hayır, Müşfik Hoca'nın oyunculuğunu falan karıştırmayın. Hocalıkla aktörlük ayrı şey. Tiyatro hocalığı, bunları tarih olarak söylüyorum size. Hiç kimse Stanislavski'yi rol keserken ya kendi tiyatrosunda oynarken görmedi. Hiç kimse Reinhardt'ı, Max Reinhardt'ı aynı şekilde görmedi. Hiç kimse Karl Ebert'i bir rolde falan görmedi. Ama bunlar hoca ve ekol. Ekol olarak. Ekol ve bunlar tabii ve kağıda dökülmüştür sistemleri. Kendileri de ifade etmiştir. Pratiği de pratikte karşılığı bunlardan var. Bunlardan insanlar unutmaz yani. Bu böyledir. Anladın mı? Çok önemli. Ha, hem hoca hem aktör olan da var öyle ama bunlarda başka bir şey. Onun için yani ben peki şey doğru hocalık için yani iyi hoca değil. İyi hoca değil. İyi hoca değil bence. Yani çünkü o devlet tiyatrosunu ve konservatuvarını takip ediyorduk. O mektepte hocalığa başlayan insanlar Karl Ebert'tir. Ve onun devamıdır. Bunlar ne yapıyordu biliyor musun? Mesela Çukurova'dan bir çocuk geliyor. Neredeyse poturlu, ağzında Adana aksanı. Ben diyor tiyatrocu oldum abi diyor falan. Ve onu böyle diksiyondan yetiştirmeye başlıyorlar. Sabahları kalkıp tuvalette en tenha köşe evet. Olduğu için saat 5'te bağıra bağıra rolünü okurmuş. Düzeltecek çünkü dişini falan. Bu kişinin kim olduğunu bir söyle. Bir ismini söyle. Demesek ikin... mi acaba? Yok bunu söylerim. Bu iftihar edilecek bir isim. Bir şey sen söylemezsen ben söyleyeceğim. Yok ben söylemeyeyim. Söylemeyeceğim. Sen söylemeyeceksin. Hocam söylemeyeyim. Sizdeyiz. Ben yetiştiğim zaman, yani ben tiyatro sever olduğum ve takip ettiğim zaman İlyas Avcı buydu. Müthiş bir diksiyon vardı. Dediler o böyleydi. Böyle yetişti. Böyle bak hocalık varmış anladın mı? He. Bu talebenin üstüne abanma bugün diye bir şey. Bugün hala böyle mi peki? Bilmiyorum ben helalemi bu eğitim devam olsun. Ediyor mu yoksa bugün artık daha mı var? Yani yok tabii ki ama işte benim kastettiğim biraz şeydi. İşte mesela Allah rahmet eylesin Müşfik Hoca'nın işte bir ayağında bir şey vardı böyle bir kısalık bir şey yani tam tıbbi karşılığını bilmiyorum. Öyle bir şey vardı. Böyle hafif böyle şöyle giderdi. Bir dönem onun öğrencilerine bakın. Onlar öyle yürüyenler var. Vardır. Halbuki onlarda bir şey yok yani. aşmaktan kastım buydu. Ben yani bunu kırıp hani buna ya deyip kendi postürünü bulanlar çok iyi oyuncu oldu tabii. Ama şey içinde yani Cüneyt Bey içinde yani ben çok aktör izledim. Ya bunlar böyle şeyler yapacağım diye konuşuyor. Hocanın böyle bir şey var. Ben yalan oluyor şu anda ama. Yapacağım diye onu yapan ben gezeceğim. Böyle şeyler yapacağım ki diye. Muammer, Muammer. Karaca. Karaca'nın huyuydu. Her oyundan bizim mahpar eder bir tane tip çıkarır. Evet, evet. O tip konu herif başladı gene cebeci ağzıyla. Evet, evet. Konservatuvara laf atıyor. O kadar karikatür. İlber abi şeyi atmış. Zeki bir adam. Sen biliyor musun? Bunu bilsen bilsen sen bilirsin. Bu Pavarotti hikayesini. Pavarotti gelmiş Ankara'ya. Cüneyt Hoca beğenmemiş onu. Valla o hikaye burada anlatılacak bir hikaye değildir. İşi oraya yani öyle bir yere girdi ki ben sana kristal... Bak onu söylemem. Ama İlyas Savcı'yı biliyor muydun? Evet, evet. Evet ama... Biliyorsan ve söylemiyorsan hata ediyorsun. Yok, mesleki ihanet içinde yok. Olduğunu için. Yok, yok. Yani böyle insanları bunları...
söylemen lazım. Biri geliyor, o yaşında o çocuk 18 yaşında mı ne o zaman? Mutlaka o çocuk ortaokul mezunu olarak geldi oraya. Yani o zaman anlıyordu. Evet. Ya o çocuk o disiplin, o aşk, o şey içindeyse ne demek o ağzını düzeltirsin tabii. Benim zamanımda şehir çocuğu olup edebiyat ailede ikinci nesil İstanbul Türkçesi konuşan güya aileden çıkanların bile bozuktu diksiyonu. Yani iyi gözle bakarsan mesela bize de söylüyorlardı senin R'lerin bozuk, A'ların bozuk, Ö'lerin abartılı falan diye börek denmez, börek denir falan. Hayır, doğrusu börektir o zaman. Börekmiş, börekmiş. Börekmiş öyle diyorlar. Ben de Rumeli adı börek diyordum ama. Börektir. Ya böğrek, böğrek. Bu enteresan, bu söylenmiyor da. Öyle söylenmez, doğrusu budur. Yani o çocuk onu düzeltmişse bu bir aşktır, bir şeydir. Bunlar hepsi cumhuriyettir. Yani oraya geliyoruz. Evet. Yani cumhuriyetin tiyatrocusu da disiplinlidir. O disiplini yetiştirecek adamları buldurup getirmiştir. Bu işte uğraşan bir önderi anlıyoruz. Onu demek istiyorum. Evet. Kesinlikle. En doğru. Ve konservatuvar onun eseridir. Havası değişiktir. Ben konservatuvarlı mıyım? Hayır. Ama komşuydu, görüyorduk evet. Yani ne olduğunu. Konservatuvarın havası suyu başkaydı canım yani. Peki Atatürk'ün şeyi yasakladığı doğru mudur? Bir dönem Türk Saat Müziği'ni yasakladığı doğru mudur? Hayır, yasaklanmadı o. Boyuna bunu radyoda tekrarlamayın, başka şeyi dinleyin dedi. Yani şimdi çok güzel söylüyor sevgili dostumuz ve büyük sanatçımız. Yani ne kadar bu müziği bildiğini, bunun ne kadar ustası olduğunu, ne kadar yüksek zevki olduğunu verdiği örneklerle bir kere daha anladım. Yani şey olarak çok enteresan bir musiki sever Mustafa Kemal Paşa ve Mustafa Kemal Bey daha o devirden. Fakat bu tabii bir cemiyetin alternatifidir. 1934 yılı galiba meclis açılış nutkunda bunu söylemiştir. Musiki üzerindeki görüşleri. Bir cemiyette alternatif olur, kültür değişimi olur. O değişimi becermeyi bilen cemiyetler cemiyettir. Yani medeni alemde yeri var. Çok önemli bir şey. Burada bir hatıratla fazla şey yapmak istemiyorum. Bu yazıldı da, nakledildi de çok az kullandılar. Sofya'ya ataşe militer olarak geldiğinin daha ilk gecelerinde operaya gidiyor. Sofya Operası'nı Kara Mürsel Sepeti zannetmeyin. Her zaman önemli bir merkezdi. Çünkü Bulgarlar Avrupa müziğini bilen, seven bir toplumdu. Yani bunu ben önem veririm. Ha, Macarlar zaten o iştedir. Romenler de zaten o iştedir. Ama Bulgarlar öyle değildi. Bulgarlar Yunanlılar ve Türkler ve Arnavutlar gibi yapmayıp bu işe kendini çok veren, çok öğrenen, kendi folklorlarıyla birlikte taşıyan, bir kabiliyeti olan bir millet. Balkanlarda her taşın altına bir elini sokarlar yani. Bulgarlar mı? Evet. Bunu keşfetmiş o. O keşfetti bunu. Operaya gitti. Ne söyledikleri aklımda değil. Ve Şakir Zümre Bey vardı. Bizde sobayla tanınıyor. Zengin bir Bulgaristan Türkü, Tuna boyu Türkü. Ve Sabraniye'de mebus o yüzden. Çiftçi Partisi'nden veya Mubasiri bir partiden belki o zaman. Nasıl bilmiyorum. İstanbul Of'un partisiydi belki. Girdi. Ondan ahbap Şakir demiş. Heriflerin Balkan Savaşı'ndaki başarılarının sebebini anladım demiş. Bunlar düzenli ve paralel iş kurmayı biliyorlar. Yani opera çünkü bir Gesamtkunstwerk, bir sanatlar şeysi. Onu birlikte götürecek kadar alışkanlığı olan birileri bu işi de kıvırır. Yani çok değişik bir kafası var adamın. Bu çok önemli. Bu kurmay hocam, kafası. Yeni eserler yazılmasını istiyor. Evet. Eser yazılıyor ve ilk ona dinletiliyor. Diyor ki hayır.
Bu değil, olmamış diyor. Tabi mesela yani soy operasını beğenmedi. Evet. İran Şahin hiç beğenmedi ve haklıydı da. Beğenmedi, sinirlendi, berbat ettiniz dedi, haşladı. Ama tabi orada iyi sesleri de böyle bir bir seçti, hepsini yolladı Almanya'ya. Yani bunlar şey, bunu anlattı Semih Hanım bir programda. Ama çok garip bir adam değil mi? Yani asker, devlet adamı, çok. Kurumay ama oluşturuyor. Kurmay, birinci cihan. Ama şimdi Allah aşkına bir sürü kurumay var. Niye bu başka? Bu başka bir şey, bu uzaylı. Bu en iyisi. Şimdi birinci cihan harbinden evvelki büyük Avrupa ordularının kurmayları çok iyi askerlerdir. Çok kültürlüdürler. Bunların içinden tabii ki bu bir Allah vergisi, tabiat yaratısı. Bazıları daha yüksek olur, kendini göstermez, rengidir. Bu da bir sanatçılar gibidir. Herkesi iyi okutursun da konservatuvarda birkaç tanesi çok iyi olur, fırlar. Öbürlerini çöpe koy yahut rafa koy yani. O kadar kötü evet. Davranmayın. Bunun gibi bir şey bu. Yani bütün harp okulunu bitirenler büyük marşal mı oluyor? Hayır. Bütün akademi mezunları büyük ressam mı oluyor? Yani çok şey. Abi çok değişik bir adam. Değişik. Hayır. Hem ondan, her şeyden anlıyorum. Bu bizim kurmaylar arasında yakın devrede yetişenler. Bu Enver Paşa'nın 4 tane lisanla gidiyor bu ataşeyken. Fransızca biliyor. Rusça öğrenmiş herif. Rusya'ya kaçana kadar hiç gitmiş değil ama Rusça öğretiliyor, onu öğrenmiş. Almanca öğrenmiş. Farsça biliyor. Almancası zayıfmış bir kurmayınki kadar, reglemen okuyacak kadar falan. Mükemmel bir Almanca oluyor. Yani adam Berlin'in ışıldağı, herkes hayran herife. Resim yapıyor, oturuyor karşında kara kalem çizip koyuyor hepinizi böyle falan. Şimdi bu adam iyi de asker. Yani Trablusgarp'ta, Balkan'da falan ama başkumandan olacak biri değil. Bitti işte. Hayır, herkes başkumandan olamaz ki zaten. Bitti. Bir imparatorluğu yok. Yani her sınıfın Bonapart'ın, efendime söyleyeyim, Topçu Akademisi'nden çıkan herkes Bonapart mı oldu? Yani yok öyle bir şey. Bu çok enteresan bir şeydir. Onun için bu bir dahidir. Bunun ne okuduğu, ne çalıştığını kimse de bilmez. Bilmez. Öyle çokça konuşan bir adam olmadığı da anlaşılıyor. Bir sürü de kafasında saklıyor bazı şeyleri, depoya koyuyor. Ve ilginç biri ve sonunda çıkartıyor bunları. Adam seçmeyi biliyor bir kere, bu çok ilginç. Ben çok büyük tip adamlar, iddialılar gördüm bizde. Adam seçmeyi bilmiyorlar, kusura bakmasınlar yakın tarihte. Herkes iyi adam seçemez. Adam seçmeyi biliyor. Ve bittik bu değil ya, mesela tarih için böyle seçimleri var. Göç teorisi Atatürk'ün değildir. Hepimizin bildiği göç diyor. Bir takım adamlar böyle bir fantaziyle gitmişlerdir. Amatör tarihçilerden geçilmez Türkiye tarihi. Bunları Reşit Galip Bey, Marif Vekili, çok heyecanlı bir adamdı ama tabii heyecana uygun bir dengede yok her zaman. Çok benimsiyor, çok bayılıyor Doktor Reşit Galip Bey. Ve bunu ısrarla ileri sürdürdü. Tenkitte bulunanları da çok fena yaptı. Marif Vekili yetkili biriydi çünkü. Onu biliyorsunuz. Bu ora pek iltifat etmiyor. Yani öyle bir şey yok projesinde. Yok yani sorulamıyor. Mesela tarih fakültelerinde bir programı yok bunun. Tarih kurumunda pek bir yeri yok yani. Hatır için bir şey basmış olabilirler, broşür falan, arayan bulur. Ama bir yeri yok yani. Kimse oturup da Çin tarihi yazarken, Hint tarihi yazarken, bilmem ne yaparken böyle işlere el atmıyor yani. Çok açıktır. Onun için bu dediğiniz gibi bir enteresan adam. Yani enteresan bir insan bu. Bunu incelemek çok zor. Birinci Cihan Harbi'nin bir sürü büyük adamları vardı politikacı ve asker olarak. Hangisinin ismi bunun kadar kaldı? Fransa'yı zaferle dirençle savunan komutanlardan Pétain sonradan kendini yedi. Bir de öyle kabiliyetsizlikleri var yani. Ömrü kendini yedi yani. Birinci Pétain'i, ikinci Pétain yedi yani. Yenemedi, yedi.
bir kendini yedirdi ya. Bu öyle değil yani. Bu, ben bugün söyledim bunu. Bir Latin atasözüdür bu. Bis vincit quisse in victoria vincit. Kendini zaferde bile yenen adam iki kere galiptir. Çok önemli bir şey. Bir zafer kazanıyor ve buna rağmen bir mağlup gibi bir gayretle başka bir dirilişe itiyor. Bu önemli. Bunu görüyorsunuz. Yaptığı işlerde görüyorsunuz. Kim gidip de Bruno Taut'u çağırır ya? Bruno Taut, efendime söyleyeyim, akademilerde falan okumamıştır. Teknisyen okulu gibi bir şeyde yetişmiştir. Bir dahidir. Yahudidir. İmkansız bir ailede yetişmiş. Yahudidir, solcudur. Bu yüzden tabii Hitler'in onu fırınlamasına ramak kalırken kaçmış. Ve menfaada bekledi. Ve beklediği yer, davet edilmeyi beklediği yer Moskova. Yeni inşa edilen başkent ve Sovyet şehirleri. Davet Stalin adamı davet etmedi. Yani anlamadı. Hı. Bu etti. Kusura bakma, buraya gelmeye pek niyeti yok. Yok defterde yani. Hı. Defterde Moskova var. Dushanbe'ye falan göndersen çok memnun olacak. Gönderdiği proje var zaten. Ya Bakü'ye, Suriye, buraya. Hı. Ama geldi buraya. Bunu celbetti. Katafalkını da hazırladı biliyorsun ve kendisinden 12 gün sonra falan vefat etmiştir. Nereden? Üşütmüş katafalkı hazırlarken etnografya müzesinde. Bu tarihlerde üşütürsün tabii. Böyle havada. Zavallının bir kalp şeysi varmış, yetmezliği. Daha evvelden bir ata. Bundan kurtaramadı kendini. Zatürre'ye çevirdi, kurtaramadı, gitti. Edirne Kapı şehitliğine gömülen ilk ecnebi ve tek. Hocam bir Dilek Hanım'ı tekrar dinlesek mi? Güzel bir şarkı söyleyeyim. Yani, senin sesin çok güzel ama... Benim sesim değil. Yani bir yerden sonra o kadar güzel gelmiyor kulağa. O yüzden bir pası silelim şöyle. Bu arada Murat sana ağır hakaret ediyor. Eyvah. Sana. Dilek Hanım şarkı söyleyin, sonra arayacağız onu. Ha, ne diyeceğiz? Diyor ki yasaklamıştı diyor, bilmiyor diyor. Cahil. Kim? Sana ha, cahil onun falan. Şimdi yeni tandansı da beni alakadar etmiyor. Ben de buradan cevap vereyim. Çak. Şimdi dramadan bir türkünün şarkı söyleyelim. Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısı. Aslında o Cumhuriyet'le birlikte eserlerin ne kadar farklılaştığını, ne kadar özgürleştiğini, sözlerin... ifadelerin, melodik yapıların ne kadar özgürleştiğinin anlatıldığı yani bir eser diye düşünüyorum. Cumhuriyet müziği de özgürleştiriyor. Kesinlikle öyleydi. Ve 1890'ların başında doğmuş Dramalı Hasan'da. Böyle de bir yakınlığı da var atamızla. Felekten saadet çalınmaz cicim, gönüller alınır satılmaz cicim. Kokunuz, renginiz, ipek cildiniz, sevilir, okşanır, kanılmaz cicim. Pembe gülüşünüz hayat bağışlar, baygın bakışınız sevdalar aşlar. Hasretiniz biter, hicranlar başlar, vefanıza güven olunmaz cicim. Gençlik geçecektir, şüphe bahtsızlık bendedir, uzağa gitmeyin, beni öldürün.
cicim. Şimdi bak Murat Bardakçı, yani bizim şeytandan sana gelenleri okuyorum. Ha, diyor ki, diyor ki hiçbir şey bilmeyelim kardeşim diyor. Yasaklandı diyor. Eğitim yasağı 50 sene devam etti diyor. Hı. Kaldıran zamanın Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'dir diyor. Ona da yanlış yazmış. Çok biliyorum. İlber'e söylesene, icra yasağı 1904 Kasım'ından sonra 677 gün, eğitim yasağı 26'dan itibaren 50 sene diyor. Yani 2 seneye yakın icra yasağı, 50 sene eğitim yasağı vardı diyor. Evet, eğitim yasağı, ne yapacak yani, konservatuvar kurmuş, orkestral müzik yetiştirecek diye, oraya onu mu sokacak, ne lüzum var, başkasını kurarsın, kuraylardı. Yani konservatuvarda klasik müzik öğretiyorsun, onun yanı başında Türk müziğinin öğretilmesi. Niye Türk müziği konservatuvarda yok muydu? Var. Nerede vardı? Şimdi var. Sen çocukken kondu. Ben gençken kondu. Evet. Bunun ne kadar rolü var? Şimdi iş mi buluyor hepsi? Öbürlerinden işsizler. Ve iyi de yetiştiremezsin. Uzman meselesidir. Bir tanesi yeter işte, vardı İTÜ'de. Ama yani şimdi Murat'ın yasaklandığı dediği dönemler baktığı zaman Türk müziğinin ifade, zirve dönemleri. İfade yanlıştır. Yani tabii canım, zaten icra edilen, ustası olan, çırağı olan, meraklısı olan bir dönem. Öbürünü yerleştiriyorsun. Ben mesela şimdi söyleyeceğim burada. TRT 3'te işin bokunu çıkardılar. Estağfurullah. Cılkını diyelim. Cılkını. Cılk. Yani millet klasik müzik bilmiyor. Bach bilmem ne. Romantikler, Beethoven, Mozart bitmiyor. Bunları dinleteceğini iki onları tıngırdatıp caz söylüyor. Bilmem ne. Çünkü hazırlayanın kendi ona meraklı. Asıl onu yasaklamamış. Onu kaldıracaksın oradan, iyi olacak. Eşlerine güzel pazar sabahları TRT'de. Evet. Kaldıracaksın. Nenike çocuklar için klasik müzik yapardı. Bu lazımdır. Şahaneydi. Bu lazımdır. Bunu yasaklayacaksın. Çok açık bir şey. Yani bunu... Murat mesela yaptı, kıvırıyor diyor. Ha? Sana kıvırıyor diyor. Ne diyor? Kıvırıyor diyor. Benim için. Ha, o kıvırmıyor. Hiç kıvırmaz o.
Hiç. Hiç. O sadece hiç. Mevki ve para sahiplerini seven bir arkadaşımızdı. Yani. O zaman bize müsaade. Tekrar olay çıkıyor. Birazdan kavga çıkacak. Bu akşam nerede yatacağım çok merak ediyorum. Benim yatacağım yer zaten havada. Mekanımız çoktur. Hiç kimse bilmez. Mekanı çoktur ama nereye gideceğim kendini bilmez. O diyor. O hiçbir de kalamıyor. Cem bir şey soracağım. Bu pandemi dönemi sanatçılar için pek parlak geçmedi. Evet. Ne tiyatrocular ne ses sanatçıları için iyi olmadı. Özellikle tabii siz devlet sanatçısı olduğunuz için bunu diğerleri gibi yaşamadınız ama bağımsız sanatçılar sıkıntı yaşadılar. Özellikle tiyatrolar. Psikolojik olarak. Siz psikolojik olarak rahatsız oldunuz elbette çok. Ama diğer bir kısımda evet. Mali olarak çok tabii. Ciddi çöküntü çok, yaşadı. Çok. İntihar eden sanatçılar var ne yazık ki. Sen tiyatrocu olarak nasıl geçtin pandemiyi? Ben pandeminin göbeğinde tiyatro kurdum tam tersi. Bu Alabros var ya dikine taş hani böyle. Öyle derli babam. Delilik emaresi. Tamam, evet. Ben bayağı pandemide özel tiyatro kurdum. Tam tersi. Bayağı yatırım yaptım yani. Harcama ama sahneyle yemeyordunuz. Ama olsun iş değil. Sen sahnelenecek bir gün diye proje üretmeye başladım falan. Ben pandemiyi iyi geçirenlerdenim ama bu doğru. Ben az önce hani biraz işin şeyinden konuşuyoruz ama işin temelinde mesela o pandemi sürecinde Türk tiyatrosu böyle biraz bir şeylerle katarak ilerleyerek falan öyle bir ümit vardı. Öyle olmadı. Mesela bir tiyatro yasasına ihtiyaç var. Yok. Türk tiyatrosunun bir yasası yok. Özel tiyatro dair hiçbir şey yok. O yüzden az önce söyledim. Operanın da yok. Operanın evet. Da yok. Söylemek lazım. Mesela şey, özel tiyatrolar işte Kültür Bakanlığı ya küçük de olsa bir işte bir yardım yapacağım dedi. Başvurun bize dedi. Yüzlerce. Yani ben yarısından çoğunu tanımıyorum. O yüzden az önce söyledim. Yani o Haldun abinin şeyi falan çok doğru yani bir acayip gençler orada burada her yerde böyle yani bir şey var ama yine bunun etrafını bir şey örüyor yani. Çünkü bir sistem yok, şey yok falan. O dönem çok zorluk çekildi. Şu kadar söyleyeyim, asıl hiçbirimizin konuşmadığı, kendi aramızda da az konuşuyoruz. Tiyatronun teknik elemanları, sahne arkası elemanlarının yarısından çoğu gitti. Bunlar yetişmiş tiyatro insanı. Başka mesleklere, başka işlere. Bunlar sonuçta tek... Ama mesela... Dekorcu, ışıkçı... Tabii mesela 30 yıllık sahne teknisyeni, aksuar görevlisi falan... elektrisi dayanamadı ve başka işlere. Elleri yetiyor ama tabii asıl onları yetiştirmek kolay değil. Yani sahne teknisyeni... Ayrı bir tabii sahne, onlar tiyatro adamıdır. Tabii yani bizim mesela şehir tiyatrosundan, devlet tiyatrosundan emekli bir terzihane şefi geçtiği zaman koşup elinden... torbalar alıp ellerini öperiz falan yani onlar da bizim ustalarımızdan sayarız. Öyle çok eksildi. Ve tabii özel tiyatrolar bu şeyi bence çok iyi değerlendiremedi yani. Bu dönemde bir şey üretebilirlerdi kendileriyle ilgili bakanlık da aslında yaptı. Bizdeki yeri de gelmez. Mesela gazeteler musahillere yol verdi. Matbuat yanlışla dolu. Dolu yani. Aynen. Yani. Esnaf Türkçe dersi gibiydi gazete. Şimdi rezillik. Yani biraz kişiye kaldı. Kurmayı biliyorlar ben, ne yazmayı biliyorlar. Şeyi aldım yani ben öğretiyi düzgün aldım. Edebiyatçılar bütün şairler esnaf müsahidir. Müsahittir evet. Ve öğretir bir de niye ne yaptığını evet, sana kibarca anlatır. Biz oradan ders sen alırız. Sen gittin yine Türk Kültür Merkezi'ni gördün mü? Yok gidemedim. Ona gidemedim ama... Davet edeyim miydin? Yok telefon geldi davet edildim ya oyun vardı ya çekim vardı tabii yok davet edildim. Sinan Operası'nı seyrettiniz. Yok biz gitmedik biz oydu. Seyretmeye şanslı azınlıkta. Aa hatta şey bir bölümünü canlı izledim. Özsoy Operası 2 olarak tarihe geçebilir yani. Evet Özsoy. Özsoy 2 olarak geçebilir. Öyle iyi niyet yetmiyor bir de çalışacaksın yapacaksın. Evet. Öyle siz izlediniz mi? Yok. Hayır. Ben o konuda biraz şey gibiyim. Hoca gibi düşünüyorum. İlber Hoca gibi düşünüyorum. Bu özellikle bizimle ilgili yani bu sanatla ilgili mimari şeylerde birden olumlu olumsuz şey yapmamak evet, lazım. Evet bayıldım. Yani mesela bu Sinatrol için ay ne güzel bina diyorlardı. Ben onun içinde çalıştım. Bir süre çalıştım bu Sinatrol binası için. Evet. Berbat bir bina. Allah korusun. Yani berbat bir bina. İşlevi de öyle. Yani akustiğinden tutun işte şeyinden anlatmayayım şimdi teknik şeyler. Yeni şey için, yeni AKM için şey diyorlar. Akustik çok iyi diyorlar büyük salonda. Çok güzel görünüyor özellikle zaten. Özellikle altyapı son derece iyi diyorlar. Ben görmedim. Görsem de bildiğim uzman olduğum bir konu değil ama. Eski karmaşayı yaşamıyoruz. Evet. Yani o belli oluyor. Siz orada konser verdiniz. Çünkü son dakikaya kadar salondaydılar. Gittiler hemen.
şey yapabildi. Konser verdi. Sizin izlediğinizi. Salon olarak çok, ben çok beğendim. Akustiği de çok yuvarlak şahane. Çok, çok beğendim ama tabii bir salonun önemli olan şeyi içeriği. Yani önümüzdeki günlerde orada biz neler izleyeceğiz. Ama şey iyi yani. Şey şu da teknik olarak iyi. Evet, yani o binanın, o binanın yer seçimi de var tabii. Orada böyle İla nihaya atölyeler, yan atölyeler, var, hepsi yan var. Stüdyolar. Hepsi var. Ne kadar var ya? Altı o eski otopark falan da aldılar. Bayağı bir yapılmış. İstanbul'un işleyeceği opera binası Haydarpaşa Garı'dır kardeşim. Ah keşke. Ben bunu söylerim. Ah keşke. Bu kadar hep onu söyleriz. Seni niye Paşa. Kültür Bakanı yapmadın? Niye? Ne yapacağız kültürsüz bütün bakan? Bütün bu fikirlerin ne? Evet. Aa, iyi bak, bu iyi fikir. Yalnız Kültür Bakanı olursa direkt şehir tiyatrosunu kapatır. Benim hissim o. Şehir tiyatrosu niye kapatayım? O zaman belediyenin zaten. Belediyenin karışmadı. Estağfurullah. Belediye mukaddes bir organdır. Böyledir. Seçimini iyi yapacaksın. Evet. Ben bu partiyi seviyorum diye oraya verilmez. Hep söylüyorum bunu. İkinci Cihan Harbi'nden sonra Fransa'da ve İtalya'da komünizm korkusu başladı. Partiler CDU gibi böyle şeylere verirlerdi. İşte De Gaulle'cu, yok işte Hristiyan Demokrat. Belediye seçimi bir olur, silme İtalya ve Fransa komünist belediye. Niye diyene, ya herif çalışıyor ya, ciddi adam, çalmıyor falan diyorlar. Bu kadar basit bu yani. Belediyede partizanlık olmaz, çalışan adam. Belediye bambaşka bir şey. Belediye mukaddes bir organdır. Tiyatroyu da kurar. Elini sürmezsin ama diline dokunursun. Tenkitten ari değildir. Değildir, kesinlikle. Bu çok önemli. Yani de belediye koro kurar. Belediye konservatuvarı vardı, kapandı. Her şeyi devlete almak zorunda değilsin. Hoş, başarılı bir konservatuvar değildi. Pierre Loti Caddesi'nde biliyorsun. Bu Kadıköy'deki kimin? O şey Kadıköy. Kadıköy sonra çıktı. Sonra o. Sonra. Haldeki belediye değil miydi? Evet. Evet ama işte ama onun öncesini söylüyorum. Pierre Loti'deki. Yıldız Erman falan gitti oydu Pierre Loti'deki. Evet, evet, evet. Yani ama yani tabii zor. Sonra şey demişti, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na dönüştü. Hiçbiri tabii Devlet Konservatuvarı gibi olmaz. Ben oradan değilim ama gözleyiciyiz. Hocam, en iyisi o mudur? Hocam Cebeci katılır sever mısınız? Cebeci ekonomisi sever. Ben biliyorum daha önceki mağdurumuzdan. Tabii canım, niye sessiz katılıyorsun? Hocam senin söylediğin tersi söylemek zor olduğu için. Verip nikah salonu yaptılar bir de. Ayıp değil mi böyle bir şey bir memlekette yani? Şeyi gördüm. Adamın eliyle dizayn ettiği şey sen o nasıl işte belediyeye verip... Dinlemiyor bile bizi. Sana bir soru sormaya çalışıyorum. Kim? Allah aşkına. Ankara'daki yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yerleşkesini gördün mü diyecek. Ha, onu gördüm fakat maalesef dinlemek pandemiden dolayı nasip olmadı. 30 Kasım'da benim konserim var orada. Buyurun. Eko'ya ne güzel diyorsun? Arıyorum. Eko'ya. Henüz... Daha bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ha, bu acı bir şey görüşürüz ama. Ya bir iyi değilse ne olacak? Mecburuz. İlk defa konser vereceğiz ve o gün onu vallahi da anlayacağız. Valla ben Can Gürzap'ın başarıyla sahneye koyduğu Amadeus'un ekosistemi tarafından katledildiğini, sabotaja uğradığını acı olarak seyretmiş bir arkadaşınız olarak... Nerede? Yani şey, şurada Kültür Sarayı'ndaydı. Alev abi, Alev Sezer'in... Şey, hangisi bu yeni? Hangi Amadeus'u? Eski. Amadeus'u koydu biliyorsun. Bildiğin yani kendi Salieri oynadığı. Salieri'yi kendisinin oynadığı. İşte Alev abi, Rahmetler abi. Ne kadar kötü bir sistem. Allah'ım delireceğim. Ne yapacak herif? Barbar bağıracak mı yani böyle? Ne çaresiz bir şey fakat. Efkaf Apartmanı küçük sahneyi beğenir misiniz hocam? Küçük sahne Ankara. Ha, beğenirim. Efkaf Apartmanı. Efkaf Apartmanı'ndaki Aralık'ta 18'inde oyunu var orada. Küçük değil, odası tiyatrosuydu. O da diyor. Evet. Kammerş bilmem evet, şey. Evet. Ben de oraya bayılırım yani. Siz bayılırım. Orayı biliyorsunuz değil mi? Efkaf Apartmanı Macar ustaların işidir. Macar mimarın işidir. Onun ortasında Viyana'da Budapeşte'deki şeyler gibi çok bir araba var. Avlusu vardır. Girişi vardır. Orası Dil Tarih Coğrafya Fakültesi oldu. Evet. 1935. Açılışı Türk Ocağı binasında yapıldı. Halil Hoca gidip dinlemiş. Sonra da Muhammed İlmiye Çığ falan hepsi orada. Okudular.
kat kat odalar işte çıkıyorlar ve avluda oturuyorlar gır gır şamata arada. Ama acayip bir bina. Hocam bina ya, şimdi enteresan olan şimdi sadece isimlere bakıyorum. Yani bir sürü isim sayıyorsun beri. Düşün adam ya, orada. Şimdi bunların hepsi o eski ve kötü denen cumhuriyetin ilk ürünleri. Ya bundan aldınız biliyor musunuz? Ya bunların, ya bugün bunların yerine koyacağım bir tane adam yok kardeşim. Bir tane yani, mektep yok çocuklar bile yani. Çocuklar saydıkların hepsi deve dişi gibi adamlar, kadınlar ve bugün ya eski Türkiye diye bir koca bir karalama yaşıyor, yok. Orada hepsi vallahi oturuyor. Ben o dönemde yaşamak isterdim. 35 yılı, çok isterdim. 35 yılı kardeşim orada. Geç o kalmış. Alaman gelen profesör orada. Halil Hoca orada. Muazzez İlmi orada. Şey orada. Walter Ruben, büyük indolog orada. Sonra Doğu Almanya'ya kaçtı. Wolfram Eberhard orada. Bizim büyük hocalarımız orada hepsi. İlk defa gelip Almanya'dan dönen Sedat Alp, Ekrem Akurgal orada. Üst katta bir de Efkaf İdaresi var. Bir de hatta galiba Milli Emniyet varmış. Bir de hatta devletin lojmanları, bizim şey falan orada oturmuş. Böyle şamata düzenli. Tabii hepsi bir aradalar. Sahip orada, ressam sahip. O çocuklar oralara mutlaka burunlarını soktular. Ne yer be, vay anası. Tam kuluçka işte. Orası. Sonradan o avluyu kubbeyle kapamışlar. Biz onu gördük. O araba girişi de tiyatronun girişi oldu. Sempatik bir küçük tiyatro. Aralıkta oynuyorum, oyunum var orada. Yanında da oda tiyatro. Orada mı oynuyorsun? Yeni bir aralıkta. Sürekli oynuyorum 18 Aralık'ta. Hangisi? Bizim bir genç yazarımızın yazdığı bir oyun var. Üç kişilik bir oyun. Üçü bir arada diye. Ha. Diğer ikisi Celil Nalçakan, Onur Özaydın. Benim Davran Tiyatrosu, benim tiyatromun adına. Zaten yazarı da 9 Eylül'de Yunus Emre Gümüş, genç bir akademisyen. Dramatik yazarlık bölümünde orada. Onu tam tarihi ne tam? 18. 18 Aralık. Aralık. 18 Aralık'ta. Şimdi bu Murat'a ne cevap verelim? Taktım Murat'a. Biz araştırdık. Doğruymuş. Cevap verme. Bir kere, cevap verme. Program sonunda eve gidip döverim onu. Bunu burada bu devletin radyosunda bunu yayınlamayın demek yasak demek değil. Kulak başka şey alışsın, alışsın demek. Çünkü bir eğitim bütün türü. Piyasa, bütün sokak. Her mahallede Alaturka icra eden heyetler vardı. Yani Eyüp'ten Üsküdar'a kadar cemiyet vardı. Batı müziği için böyle bir ortam yoktu. Şimdi benim böyle bir yasaklama önerim daha vardır. Bu TRT 3 işin tadını kaçırdı. Sabahtan akşama klasik Batı müziği derken artık Mozart'ı, Beethoven'ı, romantikleri dinlemeyi falan sabahın körüne bıraktılar. Caz çalıyor, bilmem ne çalıyor. Kendin caz seviyorsan hürmetimiz var, evinde dinle. Niye buraya koyuyorsun? Bu millet klasiğini öğrendi mi ki bu Batı müziğinin? Caza kaldık, bilmem neye. Bari bir Edith Piaf falan çal işte ara sıra. Amalia Rodriguez, oradan bir kulaklar alın. Edith Piaf çalmasın, Amalia Rodriguez çalsın. Evet, tamam. Oldu. Nedir bu böyle? Ben de bunu yasaklama taraftarıyım mesela. Ne olmuş? Niye yasaklama olsun? Bu yasaklama değil. Okullarda öğretilmedi. Bir süre çalmayın mı diyor. Okullarda yani. Öğretilmedi. Yani diyor ki okullarda biraz batı klasik müziği Batı müziğini biraz gazlayalım diyor. Kendisi bile Batı müziğini nerede öğrenmiş bir sorsana. Bizim Atatürk Lisesi'nde Mualla Hanım'dan öğrendi. Lafıla beri gelişti. Murat, Batı müziğini nerede öğrendin? İlber soruyor. Eğer Mualla Hanım'sa bize... Sana dedi ki rakkase. Kim? Murat. Bana. Rakkase dedi. Ne demek o? Rakkase de sence ne demek olabilir? Ha bak ama o da şey, meddah oluyor. Yani iktidar ve mevki ve servet sahiplerine son derece hürmeti vardır. böyle de 40 yıllık bir dostluğu şu anda bitirmek üzereyiz. Bitirmek değil ama 35 yıldır. biraz da Celal'e salla, böylelikle hiç arkadaşımız kalmasın. Kime? Celal'e de salla biraz, hiç arkadaşımız kalmasın. Celal'e sallanın ya Celal. Celal'e sallayana sallayana zaten sıra sıra gelmez. Bu gerizekalı. Yani Celal Şengör'e böyle bilir bilmez laf. Hukuktan haberleri yok. Hiçbir şeyden haberleri yok. Hukuki delil ne bilmiyor. Mağdur olduğunu söylediğin insan... Öyle şey yok, yok bizim diyor. Hocamız falan yok diyor. Hala konuşuyorlar.
Bunlar utanılacak şey. Yani bir tane dünya çapında jeologumuz var. Bilmem nereden ısırmaya bakıyorlar. Ben böyle şeylere çok karşıyım. Varsa ciddi bir olay sizle beraber saldıralım. Tabii ki. Saldıralım. Hep beraber saldıralım. Aynen. Celal'le bir şey varsa. Şimdi affedersin. Bir şikayetçi var ise. Neyse. Tabii Celal'le şey aynı yaşta biliyorsun Murat. Birbirine evet, bak birbirine bak vallahi yani. Niye neleri var? Celal ağzına geleni söyler. Bu maşallah öyle geçiniyor. Öyle geçiniyor bizimki. Öyle değildir. Evet. Yani ne yapacağını biliyor. Çok esaslı aynen. Bir çocuk o. Ama devlet görmüştür de ondan o. Devlet görmüş hakikaten. Babası, dedesi koca vali bilmem. Aa dedesi büyük vali yani. Şimdi oraya. O yüzden işte o yani oradan geliyor. Dedesi bilir yani vali. Nasıl davranacağını bilir. Tabii. Şeyhülislam torunu. Öbür dedesi Şeyhülislam. Tabii. Olmuşken bir taksi atlayıp gereği de var. Çok yok bir de onu arkasından sallamayız. Yüzüne karşı konuşmayız. Niye gidelim ya? Covid var. Gidip ondan hayır o gelseydi diyorum. Yok ya, ama gelmesin. Yok gelmesin. Ondan sonra başka bir gün getiririz. Daha bakalım ne yazıyor böyle. Yıldız'da Kumarhane diye bir kitabı vardı. Bitti mi? Bitmedi abi. Yakında bitecek. Ha, inşallah. Ama belli olmaz. Yani. 5 kitap birden yazıyor abi. Neyse Murat Barış değil konumuz. buna Murat da bildiğin çok sevdikleri için karşılıklı olarak. Ben herkesi takdir ederim. Evet. Bu takdir ettiği bu yani düşünün gelesinde. Takdir etmediğini bizimle varsayın yani. artık ufak ufak bitirelim çünkü sen giderek anladığım kadarıyla kanalı kapatmaya doğru ilerleyeceksin yavaş. Evet. Yani, niyeti az bozdun kaldı. Yani. Hani bana hayır diyemediği için davet ettiğimizde gelmemek için kanalı kapattıracak. ama TRT 3'ü bir daha isterseniz tamam. Evet TRT 3 tam iyi oldu. TRT 3 yok canım. Sonra bu spikerlerin Türkçelerine ne diyorsunuz? Bu Türk ne yapıyor? Niye maaşlarımızı alıyor, vergilerimizi? Bunun o kısmı felaket ama. Türkçeyi kurtarmak değil mi? O ne Türkçe? O ne rezalet şey? Böyle imtihan mı olur? Böyle haber mi olur? Geçen abi yine biz insanları rütüye şikayet etmeyelim. Nereye? Evet. Rütüye şikayet. Kim insanları? Ustalarına, hocalarına söyleyelim, onları uyarsın falan. Hiç isim vermedim. Ha. Direkt... Mesela sizin kanaldakiler... Dur. ya iyi şey söyleyecek. Şarkıya geçelim mi artık? Valla yakın biz şarkıya geçelim. Başka türlü kurtulamayacağız çünkü. Evet. Güzel bir musikiyle konuyu noktalayalım. Metin'i de çağıralım. Fikrimin ince gülü. Muallim İsmail Hakkı Bey'in. Evet, büyük bir romanlarda şarkı. Ama tabii bu muhtevayla alakası olmayan bir fantezi. Onu söylemek lazım. Romanı. Evet. Rahmetli çok muhteşem bir insandı. Adalet. Ağol. Evet. Nur içine yatsın. Ellerin ellerimde gör.
seni yaktın, ah yaktın beni. O gün ki gördüm seni yaktın, ah yaktın beni. Ateşli dudakların, gamzeli yanakların. Ateşli dudakların, gamzeli yanakların. O gün ki gördüm seni yaktın, ah yaktın. Yaktın.